İyi misin Feride? Uyku tutmadı mı? Rezil olduk el alemi. Rezil kepaze olduk. Bu sonradan görme çok sevgili Rafet Beylerden. Hiç ses yok. Bu genişliği, bu densizlik beni delirtiyor. Biliyorum böyle sessizce beklemek çok zor. Ama zamanla her şey kendiliğinden açığa kavuşacak. Böyle sürmez, bu elbette arayacaklar. Eğer Sedat kızımız için hayırlı bir kısmetse, her şey kendiliğinden çözülecek. Bu sessizliği sevmiyorum. Feride... Hiç düşündün mü? Nalan'ı hastaneden almasaydık. Seni dinlemeseydim, bugün nasıl bir hayatımız olurdu diye. Feride, cevap ver bana. Bak korkuyorum ben. Feride. Feride bak kıracağım sonu. Bana bak Feride. Hastaneden aradılar. Onu almamız gerekiyor. Yoksa devlet korumasına vereceklermiş. Duyuyor musun beni? Feride cevap ver bana. Yapamayız. O günahın gölgesinde yaşayamayız. İki yakamız bir araya gelmez Adil. Sen ne dersen de ben onu gidip oradan alacağım. Ve öyle olması gerekiyorsa bundan sonra ne beni göreceksin ne de onu göreceksin. Feride o da küçücük. Dünyaya yeni geldi. Hem bütün bu olup bitenler içinde onun bir günahı yok ki. Her şeyden habersiz. Ne anası var ne babası var. Onu orada bırakamayız tek başına. Hadi kalk gidelim alalım. Bu bizim canımız, kanımız. Kızımıza neler oldu? Yaşadık, gördük. Gözümüzün önünde hem de. Eğer onu orada bırakırsak, kim bilir kimler neler yapar ona. Kimse dokunamaz ona. O daha bebek. Kimse saçının teline dokunamaz. Melek misin sen? Yoksa prenses mi? Çok mu ağladın sen bugün? Bak ben buradayım. Yanındayım. Merak etme, seni hiç yalnız bırakmayacağım. Evet, doğru. Evraklar tamamlandı. Thank you.
Kusura bakma inanma. 15 gün sonra mı geldiniz? Bunu sormazsam kendime saygısızlık etmiş olurum. Siz insan mısınız? Allah bu kızın yardımcısı olsun. Teşekkür ederim Feride. Bu güzel kıza şimdi bir de güzel bir isim bulmak lazım. Adı Nalan olacak. Güzel isim. Nalan. Neydi anlamı? Ağlayan, feryat eden demek. Olsun Nalan'ı çok sevdiğini çok iyi biliyorum. O da seni seviyor. Nalan'ın mutluluğu için elinden gelen her şeyi yapacağını da çok iyi biliyorum. Ama o görgüsüzleri savunacaksan kalbini kırarım Adil. Feride, bak sen bana kızsan da, bağırsan da, bunları sana söylemek benim vazifem. Ailemizin istikbali için biz bunları konuşmak zorundayız. Bizim kızımız Sedat'la tanıştı, birbirlerini beğendiler. Evlilik için bir yola girildi, yüzükler takıldı. Bunu sadece bizim eşimiz, dostumuz değil, neredeyse bütün Türkiye duydu. Acele ettik. Apar topar yüzükleri taktık. Tamam. Ama ya bu haber doğru değilse? Ve sen boşu boşuna yüzüğü atarsan, nişandan vazgeçersen, kızımızın hakkında neler söylerler? Ömrüm boyunca senin en büyük korkun bu değil miydi? Nefes aldığın sürece başımıza böyle bir şey gelmesin diye bütün ömrünü feda etmedin mi? Peki ne yapıyorsun şimdi? Kim bilir neler söyleyecekler Nalan'ın arkasında. O kadar haber çıktı, fotoğraf çıktı. Koroğlu kızı beğenmedi, bir kusur buldu olacak. Belki de Nalan'ı Sedat'ın hayatına girip çıkan kızlardan biri zannedecekler. Kızma ama bunlar gerçek. Son kararını vermeden önce etraflıca düşünesin diye söylüyorum ben bunları sana. Feride, birey için yorgan yakacak durumda değiliz.